Merhabalar. 2022 Haziran ayının gezegen hareketlerine ve bizi nasıl etkilediğine bakacağız. Haziran ayı nispeten yılın gökyüzü açısından sakin bir ayı. Çok güçlü, sert açılar yok. İşte kareler, karşıtlar, yavaş hareket eden gezegenler arasında tutulmamız yok. Ama iki tane Türkiye açısından önemli dolunay, bir dolunay var ve bir yeni ay var. 14 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay var. İlk önce bu videoda onu anlatacağız. Bir de bir not ileteyim. Spotify'dan da Onbi TV'yi takip edebilirsiniz bundan sonra. YouTube kanalıyla birlikte. 14 Haziran'daki dolunaya geldiğimiz zaman İkizler burcunda Güneş, Yay burcunda Ay'ı görüyoruz. Güneş İkizler burcunda ve Yay burcunda Ay. Tabii her zaman dolunaylar karşıtlık içeriyor ve bu karşıtlıktan iki kutup arasındaki dengeyi sağlayarak sağlıklı bir şekilde yararlanıyoruz bize gönderdiği etkilerden. İkizler tarafsızlıkla ilgili, Yay kanaatler, kanılarla ilgili, kendi düşüncelerimize bağlı olmakla ilgili. İkizlerse her türlü bilgiye açık olmakla ilgili. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki denge. İkizler burcu günlük bilgi, Yay burcu daha üst bilgiyle ilgili. Dolayısıyla bu karşıtlığı aslında bilgimizi geliştirmek için kullanmamız gerekiyor. Fakat bu bilgiye bizi bildiklerimizi unutturacak bir açıyla birlikte gerçekleşiyor dolunay. Balık burcundaki Neptün tam bir odak noktasında duruyor, tek kare oluşturuyor ve Neptün de çözülme, dağılma ile ilgili. Neyi çözüyor, dağıtıyor? Bildiklerimizi çözüyor, dağıtıyor. Ve balık burcu bilinçli aklın isteklerini bırakıp kendini büyük güce teslim etmekle ilgili, egoyu aşmakla ilgili, beni aşmakla ilgili. Dolayısıyla bu dolunay odak noktasında Neptün çözülme, dağılmanın getirdiği şeyleri, yani bu Neptün fırtınalarla ilgili, hayatımızda çok şiddetli sarsıntılar meydana getirmekle ilgili. Bu sarsıntılardan kurtulabilmek için kendi bildiklerimize göre hareket etmeyeceğiz. Kendi planımıza göre, kendi kanaatlerimize, öğrendiklerimize göre hareket etmeyeceğiz. Yani şöyle bir örnek verelim. Neptün'ün fırtınası çok büyük okyanuslardaki büyük dalgalarla savaşmaya benzer. Ve bu dalgalarla savaşırken bizim kulaç atmamızın hiçbir önemi olmaz. Yahut bir geminin işte kürek çekmesi, yelkenli açması. Böyle fırtınalarda tabii ki uzmanlar daha iyi bilir ama bildiğimiz kadarıyla dalga ile birlikte, akıntı ile birlikte gitmek gerekir. Ve en sonunda sakin kıyılara kendimizi bırakıp teslim ettiğimiz zaman ulaşırız. Bu dolunayda böyle bir etkiyle karşılaşacağız. Yani dolunay Neptün'ün fırtına etkisini tetikleyecek bir bakıma. Çünkü Neptün orada duruyor. Yavaş hareket eden bir gezegen. Dolunay her ay gerçekleşiyor. Şu andaki dolunay Neptün'ü tetikliyor. Mesela bir örnek verecek olursak, dolunay 23 derecede gerçekleşiyor. Diyelim ki haritanızda 23 derecede 7. ev yöneticiniz var. Örnek veriyorum. Herkes kendi haritasında böyle bir açı aramasın. Çünkü bütün haritalar özel ve tamamen harita özelinde değerlendirmek gerekir. Diyelim ki 7. ev yöneticinize şu anda Neptün, şu anda değil Neptün 23 derecedeki gezegeninize zaten uzun zamandır etki yapıyordur. Çünkü dediğim gibi yavaş hareket eden bir gezegen. Ama bu etki bu dolunayla birlikte açığa çıkıyor. Çünkü onu tetikleyen bir şey var. 7. ev ilişkilerimiz, eşimizle ilgili, ortaklarımızla ilgili bir alan. Oraya Neptün bir açı yaptığı zaman bizim ne yapmamız lazım? Neptün bizi o konuda sarsacağına göre
Demek ki orada bilinçli aklımızla hareket etmememiz gerekiyor. Ve Neptün aldanma aldatmalarla ilgili, tabii bu da böyle dikkat çekici bir şey. Şimdi beni eşim mi aldatacak falan gibi düşünmeyelim. Zaten haritamızda eğer o aldanma aldatma potansiyeli ortaya çıkacaksa çıkacaktır. Yani bizim natal haritamızda varsa eğer o potansiyel, Neptün oraya geldiği zaman çıkar. Yoksa biz illaki Neptün'den etki aldık da eşim beni aldatacak gibi bir durum olmaz. Dediğim gibi her zaman haritayı bütün olarak değerlendirmek lazım. Yapmamız gereken şey burnumuzun ucuna odaklanmak. Çünkü belli ki bu Neptün etkisiyle Neptün pusu sisi temsil eder. Önümüze bir perde çekmiş, doğru görememişiz, aldanmışız, büyük fedakarlıklar yapmışız. Kendimizden vazgeçmişiz ama Neptün ve Balık burcunun gölgelerinden bir tanesi de kabul edilecek şeylerle edilmeyecek şeyleri ayırt edememesi. Yani diyelim ki partnerimiz, ortağımız bize o güne kadar işte yalan söyledi, kandırdı, aldattı. Biz hep hoşgörü gösterdik, hep kabul ettiysek esas fırtına o yüzden kopar. Yani yanlış kullandığımız için bu kabullenicilik özelliğini gibi durumları ortaya çıkarabilir. Yani Neptün illaki mutlaka ki bir aldanma, aldatma ve sonunda da bir fırtınayla çözülüş, dağılışı temsil eder. Tabii bu dolunay esnasında diğer açılara baktığımız zaman sert, evet, bir tek kare var ama Kova burcundaki yapılandırma ile ilgili gezegen Satürn bu dolunaya aya 60'lık güneşe üçgen yaparak aslında bir bakıma bu sarsıntıyı hafifletiyor. Satürn kötücül olarak değerlendirilen bir gezegen olmasına rağmen Kova burcunda güçlü konumda ve yapılandırma fonksiyonunu iyi yerine getirebilecek bir durumda. Dolayısıyla o dalgalarla başa çıkma özelliğini başa çıkma gücünü bize veriyor. Dolunay esnasında diğer açılara baktığımız zaman da Merkür ileri gitmeye başlamış ve İkizler Burcu'nda Güneş'in yöneticisi. Bu da tabii ki olumlu bir gösterge. 0 derecede. Aslında tabii ki Merkür çok akıllı hareket eden, mantıkla hareket eden bir burç. Zaten aklımızı nasıl kullandığımızı gösteriyor. Dolayısıyla Merkür'de, ikizlerde iki tane gezegenin olması bizim için bilinçli aklın isteklerini bırakmak konusunda aslında zorlayıcı bir şey. Çünkü illaki her şeyi akla mantığa uydurmaya çalışacağız. Şöyle yapmam lazım, böyle hesaplamam lazım, böyle planlamam lazım diye. Ama dediğim gibi bu Neptün'ün sarsıntılarından aslında akıntıya kendimizi bırakarak kurtulabiliriz. Jüpiter de Koç burcunda, Mars da Koç burcunda. Tabii Koç burcu da hemen çabucak bir şeyler yapmak isteyen bir burç. Fevri hareket etmeye sebep olabilir. Ama dediğim gibi bizim en çok dikkate almamız gereken Neptün'ün akışta kalarak bu dalgalarla mücadele edeceğimizi aklımızdan çıkarmamamız lazım. 23 derecede gerçekleşiyor dedik. 23 dereceye artı eksi 3 derece yakınlıkta gezegen ve noktaları olan haritalar etkilenecekler. Ve Türkiye açısından önemli. Çünkü Türkiye'nin 24 derecede 3 tane gezegeni var. Yani bu dolunay Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Hangi açı olursa olsun, üçgen olsun, 60'lık karşıt, kare, hangisi olursa olsun eğer gökyüzündeki o derecelere yakın gezegenlerimiz varsa etki alırız. Açının karakterine göre kah daha sert etki alırız, kah daha yumuşak etkiler alırız. Türkiye açısından dedik 3 tane gezegeni var. Şimdi Neptün hem Merkür'ümüze hem Satürn'ümüze hem Jüpiter'imize açı yapıyordu uzun zamandan beri. Merkür 150 derecelik açı yapıyordu.
Bu 150 derecelik açı dönüşümle ilgili bir açı ve Merkür bizim haritamızda muhalefeti temsil ediyordu ve muhalefetin nasıl kabuk değiştirdiğini bu süreç içinde çeşitli transitlerle deneyimledik. Şimdi bu da onlardan bir tanesi. Dolunay'da yine bu Merkür'ü tetikliyor, Neptün'ü tetikliyor ve bekleyebiliriz ki muhalefetle ilgili bir neşter vurulması gereken bir konu var. Çünkü 150 derecelik açı Başak ve Akrep doğasında arıtmakla ilgili, temizlemekle ilgili bir şeyleri hayattan çıkarmakla ilgili. Dolayısıyla bir kabuk değiştirme, yeniden doğuşla ilgili bir açı bu. Zaten dediğim gibi yavaş hareket eden gezegenlerin etkisini bir anda hissetmiyoruz. Yani bir sürece yayılıyor, zamana yayılıyor, birkaç yıla yayılıyor hatta bazen. Ve biz kendi haritamızda da muhalefetle ilgili bu süreci yakinen gördük. Bu dolunayda o süreci aktive edecek gezegen hareketlerinden, gökyüzü hareketlerinden biri. Satürn keza gene 24 derece terazi burcundaki Satürn'ümüze Neptün yapıyordu 150'lik ve Satürn bizim dış ilişkilerimizi yönetiyor. Kredi borçlarımızı yönetiyor ve yasalarımızı yönetiyor haritamızda ve aynı şekilde bu konularda Neptün'ün bu transitiyle birlikte birkaç yıldan beri dış ilişkilerimizdeki hareketlenmeyi görüyoruz, değiştiğini görüyoruz. Hatta geçen ay Yunanistan'a res çekti Cumhurbaşkanımız. Yani bir takım şeylerin değiştiğini görüyoruz, dış ilişkilerimizin değiştiğini görüyoruz. Keza kredilerle, borçlarla zaten uğraşıyoruz ve borçlarımızı yapılandırma biçimimizin dönüştüğünü görüyoruz. Yasalarımızı görüyoruz aynı şekilde ve bu Dolunay bu konuları tetikliyor. Ve Jüpiter'imizi tetikliyor bu Dolunay. Jüpiter iktidarı temsil ediyor ve aynı zamanda çalışanları temsil ediyor. Jüpiter burç değiştirdiği zaman bizim haritamızda önemli demiştik daha önceki videolarda. Çünkü burç değiştirmesi karakterinin değişmesiyle ilgiliydi. Koç'ta şimdi. Fakat natal haritamızda Akrep burcunda ve bu dolunayda Neptün üçgen yapıyor bizim Jüpiter'imize. Tabii üçgen açı bir şeylerin oluşmasını biz fark etmediğimiz bir açı kalıbı. Yani hem kolaylıkla oluyor hem de hissettirmeden olan bir şey. Dolayısıyla bir değişiklik olduğu zaman tabiri caizse acısız bir şekilde hissediyoruz. Hatta bazen hissetmiyoruz ama bir takım değişiklikler yine de oluyor tabii ki. Ve Neptün her zaman bir sızmakla ilgili bir gezegen, bazen anesteziyle ilgili bir gezegen. Dolayısıyla bazen acısız bir şekilde bir şeylerin değiştiğini sonradan fark ettiğimiz bir duruma işaret ediyor. 23 derecede gerçekleşiyor dedik Dolunay. Haritamızda 23 dereceye yakın burçlarda gezegenleri olanlar etkilenecek. Her zaman dediğim gibi her harita bir bütün. Haritamızı tek bir nokta üzerinden değerlendirmeyelim. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz. Hayatımıza olumlu bir şekilde katıp değerlendirebiliriz.